Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Dereceliler açıldı. Ben de ustalık ve üzerinde bitirenler biliyorsunuz. Elmas'tan başladı. Elmas 4'ten başladım. Ve şu anda... Bir dakika bunlar LOL. İlk 5 maçımı attım ve yerleştim. İkinci oldum. Bu maçta Samira oynadım. Samira taşıyıcım vardı. Ejder, Samira karışık. Altıncı olduğum bir Zaya maçı var. Xayah artı Kyle taşıyıcı. Üçüncülük, yedincilik ve birincilik Toplamda yani 3 tane pozitif 2-3-1 2 tane negatif 6-7 En azından 8 olmamıştı İlk 5 maçımı böyle bitirdim ve e, Toplamda da elmas 2'de 8 e, lp'deyim Yarın bir gün muhtemelen ustalık oluruz Üstatlık, şampiyonluk Neyse işte çıkarız yakında e, Ben size Her zamanki gibi tabii ki Yeni içerik geldiğinde Onları satın alıp Açılış videosu yapıyorum. Şöyle mağazada TFT kısmına tıkladığımızda Canavarlar Festivali 2021 Mega paketi var arkadaşlar. Onun dışında yeni gelen şeylere baktığımızda burada işte direkt bu ay festivali karakterlerinden alabiliyorsunuz, yıldızlayabiliyorsunuz bunları. Şişa paketi var. Burada hiddet boynuz paketi var. Çonk paketi var. 5 tane karışık yumurta var. Falan filan. En, en pahalı paket bu. Canavarlar Festivali 2021 mega paketi. 18 yumurta var. 2 tane de başka bir yumurta var. 18 yumurta da bu arada sanırım her şeyi açıyoruz arkadaşlar. Emin değilim ama. Ee, onun dışında arena alıyoruz. Ayşehri arenası görünümü. Bence güzel bir e, arena görünümü. Bunu oynamak istiyordum zaten. Sopalık var. Mandalina patlaması var. Öfkeli boğa var bunda evet ilave eski setin şeylerinden bu. Bunu alıyoruz. 10.000 RP'ye. Eşyayı açalım şimdi. Nerede? Nereye gitti? Buraya geldi zaten. Şeyde TFT'de zaten kartı açtık. Onun dışında burada zaten arena görünümümüzü alabiliriz. Yani daha farklı bir efekt falan bekliyordum. Bir anda sanki skemlendik gibi de hissettim. evet buradan yumurtalarımızı açalım. İki tane eski setten verdi arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Zaten çoğu şeyi açtık eskiden biliyorsunuz. 10.000 RP'ye değecek mi bakalım. Bence der. Oo, Karasis Umbra 3 yıldız mı? Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Umbra oynamak istediğimde Karasis de bu arada bence en güzelidir. Basic hiçbir eklentisi falan filan yok. Dümdüz Umbra'nın 3 yıldız olanı çok çok iyi oldu. Bayıldım buna. Bakalım bir sonrakine ne geliyor? Hadi bir şey daha 3 yıldız olsun. Hadi Ah ya. Meyveli sakız umbra bir yıl. Bari umbra gelmeseydi ya. Umbra zaten artık diğer umbrayı oynarım. O oynamak istediğimde. Bu kötü oldu. <laughs> Bu bir tık kötü oldu ama olsun. Şimdi 18 tane daha açacağımız yumurta var arkadaşlar. İlk yumurtamızı açalım bakalım. Yeni set, yeni bilet. Ne geldi? Ay Festivali Şişa geldi. Bu Wukong'a benziyor arkadaşlar. Zaten CTL 4 yaptığınızda da Wukong gibi dönüyor. İkincisini açalım bakalım ne gelecek? Ay canavarı şişe geldi. Festivali ve canavarı olmak üzere iki farklı zaten şey var. çok da var, şişe de var. Bir de bu köpe köpe köpecik de var. Köpeceğin ismi neydi arkadaşlar? Hiddet boynuz muydu? Ay festivali, ay canavarı ikisini de aldık. Ay canavarı iki oldu. Çok güzel. Bu böyle bir gözlük var mavi üstünde. Bence bu daha tatlı. Diğeri çok Wukong'a benziyor çünkü bu en azından daha farklı bir şeymiş gibi. Atom karınca gibi baksanıza. Pelerini falan daha güzel. Diğerinde pelerin de yok değil mi? Dümdüz. Dümdüz maymun. Şişe değil. Şişe değil mi? Ne bu? Hiddet boynuz. Geldi. Güzel. Güzel yani tatlı. Ben bunu denemiştim. Hatta e, PB'de oynamıştık. Son oyunlarımızdan birisindeydi. Şişa değil mi ya? İsmi ne onun? Bir bakalım bir tane daha şeyden çıkıp. Yanlış mı söylüyorum? Ay canavarı da geldi. Şimdi sıra sırada, sırada çonk var. Çonklar mı gelecek acaba? Bir bakalım ismi neydi onun arkadaşlar? Yanlış mı söylüyorum ben? Hiddet boynuz geldi. Maymuncuğun ismi ne? E şişa bunun ismi işte. Hay Allah. Beytlendik. Doğru söylemişim. Evet 13 tane kaldı arkadaşlar. Bakalım... Artı 3'leri falan gelsin. Artı 3 şişe gelsin artık. Hepsi gelebiliyor mu bu arada? Onu bir hesaplayalım. Geldi bu arada. Gerçekten geldi. Ay canavarı. Şişe 3. Tamam. Oyuncak bir tane bir şeyimiz var. Toplamda 2. 2 e, tane şişe. 2 tane çonk. 2 tane de diğerinden geldiyse 6. Biz 18 tane açıyoruz. E o zaman hepsi 3 yıldız olacak ki zaten. E, tamam. Güzel. Hepsi 3 yıldız olacak o zaman. Yani çok da aslında heyecanlı bir şey değil. De. En azından minik efsanelerin tiplerine falan bakmış oluruz. Yıldızlı hallerine falan filan. Ay festivali şişada 2 oldu bu arada arkadaşlar. Çok iyi. Hemen bir tane daha bakalım ne gelecek. Çonklar gelmedi henüz. Ay festivali şişa 3 oldu çok iyi. 10 tane kaldı. Hepsi gelecek ki niye çok iyi diyorum ki. <laughs> Hepsi gelmek zorunda. Çok böyle arkadaşlar. Direkt 3 yıldızını gösterelim o zaman hızlanalım. Arena'yı çok beğendim ben. Arena'yı da birazdan göstereceğim tekrar. Ay canavarı. Bunları da yapacağız arkadaşlar. Hiç offlamaya gerek yok zaten. Yani mantıken içinden çıkabilecek zaten bütün her şeyi çıkarabileceğimiz için. Maksimum satın aldığımız için. Yani çıktığında sevinecek bir şeyimiz yok. Sanırım bundan sonraki yumurta içeriğinde. Ya yani 18 yumurta değil de 9 tane 10 tane falan alalım çıktığında sevinelim çünkü bütün ihtimalleri kapattığımızda zaten her şeyi çıkarmış oluyoruz. Ay, Festivali çok 3 yıldızı böyleymiş arkadaşlar bu arada. Bu bayağı tatlıya benziyor aslında. Ben ee, bende Panda Chonk var. Başka hangi Chonklar vardı bende? Ee, şuradan bir bakalım Chonklarımıza. Minik efsaneler, mevcutlar. Bende Panda Chonk'un 3'ü vardı. Atlantis'i Chonk'un 3'ü vardı. Şimdi bir de Ay Festivali Chonk'un 3'ü geldi. Aslında arı olanını çok istiyorum arkadaşlar ama o henüz yok bende. Sanki bir şey olacakmış gibi izliyoruz biz de. <laughs> evet değil mi? <laughs> Bundan önceki KDA açılışında da öyle oldu aslında. Bu daha tatlı sanki ya. Bu da çok iyi değil mi arkadaşlar? Kıyafetini çok beğendim ben bunun. Bakın 3 olsun bu da. Arkada da Barış Özcan açık kalmış. Hiddet boynuz. Bu da bayağı tatlı. Bunun poposunu yere sürtüp böyle yürümesi çok tatlı. Sesler de açık değil bu arada. Hiç efekt falan da duymuyoruz. Sadece benim sesim var. Ve arkada Mia. Ee, Ay Festivali çok 3 oldu. Güzel. Bu daha tatlı gibi sanki ya arkadaşlar. Daha doğrusu böyle daha bir ağırlığı var. Sumo güreşçisi gibi. Böyle şey ile falan. Tatlı. Ay canavarı. Mia ne yapıyor arkada? Kendini iyi alıyor. izliyor. Daldı. Şu anda Mia. Koko'ya bakıyor. Hiddet boynuz. Son açmadığımız iki tane kaldı. 2 tane 3 yıldız gelecek yani değil mi? Aynen. Ay festivali hiddet da 3 oldu. Diğer hiddet da 3 yapacağız şimdi. Bunu oynamıştım. bayağı beğenmiştim arkadaşlar. Zaten bir tane e, bu renklerde hiddet boynuz vardı. Onun sanki üzerine e, işte bu yeşim taşı ya da işte zümrüt e, şeylerden eklenmiş gibi boynuzlardan. Bir tane daha. Çatapatlara da bakalım. Ee, onun dışında bir tane de bu geldi. Tamam bütün hepsini açmış olduk arkadaşlar. Yani 10.000 RP'lik şeyi aldığınızda hepsini açabiliyormuşsunuz. Ee, onun dışında bir tane de mantı peri geldi. Zaten biliyorsunuz PB'de izleyenler mantı perinin ne olduğunu. Ee, kartta ne var diye şöyle çok kısaca bir bakalım. Ee, sos var. Ejder hücumu. Yumurta yine gelecek. Mesela bu yumurtadan ne gelecek bana arkadaşlar? Ben zaten bütün minik efsaneleri açtım. Biraz boşa gitti gibi değil mi? O zaman niye onu satıyorlar ki? Çok saçma bir dakika. O zaman ben bunları saklayayım. Ya da bilmiyorum RP mi geri <laughs> Boşa gitmiş oldu biraz. Bu çok güzel bir bence. Yan tarafta sular falan var. Ben bu şeyleri anlamadım ben yani bu yumurtaları. Herhalde şey mi? Ee, bu yumurtaları beklemeden hemen e, oynamak istiyorsanız alın falan gibi. Bu, bu, bu arana da çok iyi arkadaşlar. Bu arenaya da bayıldım. Ee, onun dışında çatapatlar da bence çok, bence çok iyi. Bayağı bir yumurta vermeye devam ediyor size. Porselen çala geik var. Bu da çok tatlı arkadaşlar. Kırkta da böyle bir bu aranası var. Ee, Sveyn'in bir ifadesiyle bitiyor. Sonrasında da 3 tane daha var. Yani bence zaten. Bileti almak her türlü çok mantıklı arkadaşlar. 1300 RP yani bir yumurtayı 650 aldığınızı düşünürseniz burada kaç tane yumurta var? 3 tane burada. 4 5 6 7 8 9 9 tane 10 tane yumurta var arkadaşlar. Ya yani onun dışında alacağınız zaten bir sürü şey var. Ama tabii ki yani size kalmış alıp almamak. İlla bir şey alacağım diyorsanız ya da maddi durumunuz el veriyorsa alın. Onun dışında tabii ki oyun kendi kendine de zaten zaman zaman yumurta falan dağıtıyor. TFT dışında LoL'ün yan görevlerinden falan filan da alabiliyorsunuz. Ben içerik üretici olduğum için bunu da bir içerik olarak paylaşacağım için açıyorum. Açmayı seviyorum. Hem yayınlarda oynadığımda hani birazcık daha görsel olarak güzel şeyler size göstermek istiyorum. O yüzden açıyorum. Bir sonraki yumurta açılışında görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.